Ben yapmadım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu adamı tanımıyorum bile. Hanife Derbent hakkında çıkan gözaltı kararı ile yarına kadar nezarette kalacak. Yalvarırım komiser bey. Yemin billah benim bir alakam yok. Nasıl o ağam? Hazar beyim, siz bir şey deyiverin. Kurban olayım. Benim ne işim olur yangında? Tamam hadi, sakin. Komiser bey, mevzu bahis olan çiftlik Şadoğlu ailesine, yani bize aittir. Hanife senelerdir yanımızda çalışır. Emektarımızdır. Onun böyle bir şey yapması mümkün değil. İnsan evini barkını, ekmek yediği kapıyı yıkar mı? Hanife yapmadı. Tamam tamam üzülme, bak herkes burada konuşacaklar. Çıkacaksın tamam mı? Biz de prosedürü uyguluyoruz Nasuh bey. Hanife Hanım hakkında hem şikayet hem tanık var. Yakalanan zanlının ifadesine göre Hanife Derbent belli bir miktar para karşılığında yangını azmettirmiş. Mahkemeye çıkacaklar. Gerisine hakim karar verecek. Yardım edin. Komiser bey bakın ortada belli ki yani yalan bir suçlama var. Biz kefiliz Hanife'ye ya. Şimdi yapacağımız şey bu suçlamanın nasıl düşünüleceği. Yani ona bakmamız lazım. Abi avukat yolladır gel otur konuşalım. Avukatınız gelsin. Ama alınan karara göre sadığı nezarete almak durumundayım. Yapabileceğim başka bir şey yok. Üzgünüm. Gülbahar. Baba. Yardım edin. Sakin ol. Tamam yolladır. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Sen nasıl çıkaracaksın avukat? Kendini de beni de açık edeceksin. Kendini belli etmeyecek bir hal çaresi bul da yaparsan yap. Onu da ben mi düşüneceğim? O zaman başka avukat bul. Senin yaptığın işi eline yüzüne bulaştırır oldun Mahmut. He? Soruşturmayı açan kim? Kim? Senin tuttuğun adamlardan biri mi? Değil hanımım. Daha yeni konuştum onlarla. Onlar da bir şeyden haberi yok. Ben de anlamadım. Tamam Mahmut. Sen anlama. Onu da ben anlarım. Ya bu nasıl iştir baba ha? Yani bu adam kim? Hanife kim? Yangın çıkarmak kim? Vallahi ben de bilmem. Ama neyse çıkacak ortaya. Eğer bu işin altından da Azize çıkarsa hiç şaşırmayacağım ha. Kızım siz artık beklemeyin burada gidin. Hanife ne olacak baba? Ya bilmiyorum ama bakacağız bir hal çaresine işte. Burada beklemenin manası yok. Gidin siz. İyi tamam bir şey olursa haber verin ama olur mu? Ararım ben seni. Haydi. Yazık baksana perişan oldu kadın. Onun ne işi olur yangında? Ben hiç inanmadım bu işe. Anlayacağız Reyhan, anlayacağız. Abla. Ablacığım, ablacığım. Biliyorum.
sanmıyordum beni buradan kurtaracağını. Abla, hemen bir şeyler yap abla. Ben burada nefes alamıyorum abla. Çok kötüyüm abla, çok kötüyüm. Şu an elim kolum bağlı Hanife. Seni çıkaracağım ama biraz zaman lazım. Ya şimdi çıkarırsam aramızdaki bağ anlaşılır. Sen ne diyorsun abla? Benim hapishaneye girmeme razı mısın? Beni buraya aldılar, nezarete tıktılar. Abla bu yaşımda kadın. Ben ne yaparım burada? Mahkeme diyorlar. Hapishane diyorlar. Ablacığım kurtar beni buradan. Ne olur abla bir şeyler yap. Ablam. Yapacağım, yapacağım ama şimdi değil. Merak etme, ölmesin. Sen sessiz ol, yeter. Biri başımıza çorap örüyor ama bulacağım ben onu, öğreneceğim. Sen sakın kimseye bir şey söyleme, tamam? Ben sana yine ulaşırım. Hadi selametle. Alo. Ablam. Abla. Ver şu telefonu. Beni buralarda mı bıraktın ablam? Bu mu senin kardeşliğin? Bunca yıl yaptıklarımın karşılığı bu mu ablam? Bu mu ablam? Bu mu? Bu mu ablam? Bu mu? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.